İlk yarı bir tane pozisyonumuz var. Rakibe pozisyon vermedik. Oyun tatmin edici değil. Çok telaş. Erken final pası. Kendi sahamızdan rakip sahanın arkasına paslar atıyoruz. Yani bu oyunda çabuk kaybedersen, topu çabuk kaybedersen, topun peşinde koştuğun zaman bizim gibi takımların bunun olmaz. Biz rakibi koşturmamız lazım ki ancak bu şekilde boşlukları bulabilirsin. Sonra ikinci yarı devrede bir hamle. Sonra ikinci yarı biraz daha baskı. Baskıyı genelde ilk yarıda da fena yapmadık ama ikinci yarıda daha rakibi sahasına kapatarak şok şut atmış olabiliriz. Kenar orta yapmış oluyoruz. Bazen kötü, bazen iyi. Fırsatlar mı var? Var. 20 tane belki şut atmışız. Yarısı isabetli, yarısı isabetsiz. Kazansak da dahil. Yani 90. dakikada attığımız bir golle de kazansak da dahil. Ben bu öz eleştiriyi kendimle ilgili, oyunla ilgili yapacaktım. Birkaç konu, bir kendimizi öyle, ben ve ekibim eleştireceğiz, öz eleştiri yapacağız ve daha iyisini nasıl yapabiliriz? Oyuncu kendini öz eleştiri yapacak. Çünkü bu oyun bir organizasyon oyunudur, bir takım oyunudur. Bireysellik bunu kaldırmaz. Bazen basit oynamak aslında problemi çözer. Kendini ispatlamaya kimsenin gerek yok. Bu takım kendini zaten oyuncu grubu, onun için buradalar, tercih ettiğimiz oyuncu grupları, ispat etmiş bir oyuncu gruptur. Çok mu kötüyüz? Genelde öyle bir algı var. O zaman şöyle bir bana sitem mi, rica mı diyebiliriz. Bizim bugün kazandığımız takdirde lider oluyorduk. Doğru mu? Yani kazandığımız takdirde lider oluyoruz. Hani biz böyle inişlerimiz, çıkışlarımız var. Bir geçiş döneminin sancılarını yaşayabiliriz ama bugün kazansak 9. hafta lider oluyoruz. Ve geçiş döneminde bunlar gayet normal olabilecek şeyler. Bugün biz taraftarımıza ihtiyacımız var ve desteğine ihtiyacımız var. Bugün bize sonuna kadar yardımcı olmaları gerekiyor. Ki lider olduğumuz zaman psikoloji başka bir şey. Bugün buradan 1-0 öz eleştiri yaparız ama lider çıkmak seni başka bir yere taşıyacak duygu olarak. Çıkan oyuncun protesto, giren oyuncun protesto. Protestoyu geçen sene de söyledim. Maç içinde bana yapın. Maçtan sonra bu işin içinde var, protesto yapın. Sonuna kadar. Ama maç anında protestoyla performansı arttıramayız. Onlara çok ihtiyacımız var. Bakın geçen sene beraber şampiyon olduk. Beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Ama bugün itibariyle bir de bu oyun, lütfen rica ediyorum, dünyadaki bütün oyunları sevsinler. Topu yana atıyoruz. Tekrar pozisyon bulmak için tribünden inanılmaz bir ses çıkıyor ve oyuncu topu rakibe atıyor bu sefer. O zaman susuyoruz. Topun peşinde koştuğumuz zaman susuyoruz. Rica ediyorum. Bak bu fırsatlar tekrar gelecek. Biz gene kazanacağız. Gene fırsatlar gelecek. Ama öncelikle öz eleştirimizi yapacağız. Oyuncu yapacak. Daha iyi organize olacağız sahanın içinde. Daha takım halinde, grup enerjisi halinde devam edeceğiz. Onun için bugün bir fırsat vardı. Bunu kaçırdık. Oyunu öz eleştiri yaparız. Taraftarımızdan bunu rica ediyorum. Bunlar bu Trabzonspor'un oyuncuları, özellikle yerli oyuncular. Bunu sizden ve taraftardan rica ediyorum. İyi oynamadık yani. Ben onu da söylüyorum yani. Öz eleştiri yapıyoruz. İyi oynamadık. Ama kazanabilirdik.